Merhaba, ben Canova. Ramazan Tatlarına hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir menü tavsiyem var. Menümüze çorba olarak tel şehriye ile başlıyoruz. Ara sıcak olarak da size şakşuka'yı öneriyorum. Daha sonra da ana yemek olarak kuzu incik var. Kuzu inciği tabii hurmalı bulgur pilavı ile yapıyoruz. Ve bundan sonra da tabii bundan arkasında ne güzel gider, güzel bir katmer gider. Neden olmasın? Bugün ben sizle bu menünün içinde kuzu inciği yapacağım. Kuzu incik için gerekli olan malzemelerimize isterseniz bir göz atalım. Yaklaşık 5 tane kuzu incik kasabımızdan hazırlatıyoruz. Daha sonra 6-7 tane ufak boy soğan kullanıyorum. Daha lezzetli oluyor. Yaklaşık 250 gram mantar, 2'şer tane veya 3'er tane toplamda biber. Daha sonra 2-3 tane büyük domatesimiz var. Tabii bunları fırına atacağız. Ve bulgur pilavımız var. Yaklaşık 500 gram bulgur var ve bulguru için kullanacağımız daha sonra hurmamız var. O da yaklaşık 150 gram. Şimdi ben vakit kaybetmeden inciğimize başlamak istiyorum. Önce kuzu inciğimizi tavada mühürleyeceğiz kısa bir süre. Daha sonra fırına atacağız ve yaklaşık bitimine 1,5 saatlik bir süre sürecek. Ama 30 dakika bitime kala içine biberi, mantarımızı ve soğanlarımızı, sebzelerimizi de ilave edeceğiz. Birazcık tabii ki lezzet katsın. Yoksa 1,5 saat önce bunları atarsak yanarlar. Evet, ben hemen mühürlemek için tavamı alıyorum. Evet, kızartma için yağımı alıyorum. Ben zeytinyağlarını çok beğeniyorum. Tabii ki zeytinyağları da kendine göre kategori kategori ayrılıyor. Ben zeytinyağlarını da erken hasat, soğuk sıkma zeytinyağlarını size tavsiye ediyorum. Tabii diğerleri de çok güzel, kaliteli ama daha çok aroma ve içinde lezzet farklılığı buluyorum. Onun için kullanıyorum ve kızartmaya başlıyoruz. İnciklerimizi alalım şöyle. Aslında kuzu ve koyunlar insanların ta ilk çağlarından beri hep insanoğlunun yetiştirdiği ve yününden özellikle ve diğer yağından olsun, etinden olsun faydalandığı çok faydalı bir hayvan. Etler grubunun başında geliyor. Gerçekten çok lezzetli. Ben de lezzetli buluyorum. Ülkemizin de kuzu ve koyun yetiştirmek için iklimi gerçekten çok uygun. Tabii kuzularımız aslında neden bu kadar lezzetli? Tabii ki çok büyük alanlar var. Kirletilmemiş çok güzel yaylalar var. Ovalar var. Ve en güzel tarafı da çok güzel besleniyorlar. Gerçekten güzel otlar var, doğal otlar, işte dağlardan eriyen kar suları lezzete lezzet katıyor. Onun için de kuzu ve koyunlar Türkiye'de gerçekten çok güzel bir alana sahip büyümek ve yaşamak için. Evet, yavaş yavaş renk alıyor bu arada. Evet, kuzu inciklerimiz pişti. Kızarttık daha doğrusu, mühürledik. Şu anda yavaş yavaş tepsimize alıyorum. Ben bol yağ kullanıyorum. Siz biraz yağ, birazcık da su da ilave edebilirsiniz. Şimdi bunları ben üstünü kaplayacağım. Alüminyum folye ile fırına atacağım. Yaklaşık 180 derecede 1,5 saat fırında kalacak. Yalnız 30 dakika bitime önce alüminyum folyeyi kaldıracağız. Domatesleri, mantarları ve soğanları içine koyacağım. Bir 30 dakika daha bırakacağım. Daha sonra da çıkartıp servis için hazır hale getireceğiz. ...180 derece, 1,5 saat. Yalnız sizin olabilir hayvanın kendi doğallığından da biraz daha iri ise yaklaşık bir 10-15 dakika daha ilave etmenizi tavsiye ederim. Evet, etimizi, kuzu incikleri güzelce fırına attık.
bekleyeceğiz. Tabii bu arada boş durmayacağız ve hemen pilavımıza başlayacağız. Pilavımız için gerekli malzemelerimizi ben bir daha sayayım. Yaklaşık 500 gram bulgur, soğanımız var ve bulgur için hurmamız var. Hurmamızı da daha sonra ilave edeceğiz ve böylece bulgur pilavımızı tamamlayacağız. Tabii bulgurun içine siz isterseniz birazcık maydanoz da kıyabiliriz. Daha onu da karıştırabiliriz. Öncelikle yağımızı alıyorum. Yavaşça soğanlarımı karıştırıyorum ve bulgurumu ilave ediyorum. Pilav yaparken bütün pilavlarda genelde aynı metotlar kullanılır. Önce harlı bir tencere, onun üstünde güzelce soğanımızı kızartıyoruz. Tabii harlı halde kızartmıyoruz. Önce bir harlıyoruz, aşağı indiriyoruz soğanımızı. Güzelce içinde kızartıyoruz. Daha sonra bulgur ilave ediyoruz. Daha sonra da suyumuzu ilave ederek yavaş yavaş demlenmesine bırakıyoruz. Bundaki amaç şu. Sürekli tencereyi harlı olarak kullanmamamız gerekiyor. Aksi takdirde ya soğanımız yanacaktır veya dibi tutmaya başlayacaktır. Yavaş yavaş her zaman daha iyidir. Evet, şu anda yavaşça demlenmeye bıraktım. Evet, yaklaşık 30 dakika kaldı bitime. Ben dışarıya çıkartıyorum ve mantar, biber ve sebzelerimizi içine atacağım. Evet ve 180 derecede 30 dakika daha fırına atıyorum. Evet, fırında pişerken bizim de pilavımız bitti hemen hemen. Onu da yan tarafa doğru alacağım. Ve ufak bir dipnot, pilavınızı servis etmeden önce birazcık da tereyağı ile birlikte tuz biberle güzel bir şekilde harmanlayabilirsiniz. Lezzeti daha güzel olacaktır. Ayrıca toz biber kullanmayan evinizde varsa eğer değirmen biberlerden, taze çekildiği için aroması çok daha güzel. Ben tavsiye ediyorum. Bu arada pilavımıza da yavaş yavaş hurmamızı ilave edeceğim. Ve karıştıracağım ufak bir şekilde, yavaş yavaş. Aslında son dönemlerde özellikle yemeklerde meyveler ve kuru meyveler özellikle çok kullanılmaya başladı. Osmanlı'da da bunlar çok kullanılırdı ama günümüzde o kadar aktüel halde değildi. Ama bu son dönemde gerçekten kullanılmaya başlandı. Tabii bu da beni sevindiriyor. Çünkü sürekli aynı şeyi yemektense ufak ufak değişiklik hayata biraz renk katıyor diye düşünüyorum. Evet, pilavımız hazır ve etimiz de pişti. Tabii ki en güzel kısım sunum. Sunuma geldik. Evet. Fırından çıkaralım. Oo, çok güzel kızarmış. Şöyle koyuyorum. Tabii ki sunumumuzu güzel bir bakır tepsiyle yapacağız. Önce bakır tepsimi alıyorum. Pilavımı yanıma çekiyorum şöyle. Evet, buradan yavaş yavaş tepsimi dolduruyorum. Hurmalı bulgur pilavım. Dediğim gibi bu aralar meyveli, özellikle kuru meyveli pilav veya bulgur çok popüler. Size de tavsiye ederim. Gerçekten bir farkındalık yaratıyor yemekte. Zaten yemek aslında bir yorum sanatıdır. Nasıl yorumlarsanız lezzet de ona göre size karşılık veriyor. Nasıl bir şarkıyı 6 değişik sanatçı söyler ama bir tanesi çok iyi söyler. İşte o bir tanesi siz olun diye ben de uğraşıyorum. Onun için birazcık yorum katmanızı bekliyorum sizlerden yemeklerinize.
Gördüğünüz gibi 500 gram bulgur hemen hemen orta boy bir tepsiye doldurdu ve yeterli. Etlerimizi ve domateslerimizi sıra geldi almaya. Bunun için kaşığımızı alalım. Evet, kaşığımızı aldık ve önce etlerimizi dışarıya alıyorum. Şu şekilde. Şimdi bunu da sunumda isterseniz böyle de yapabilirsiniz. İsterseniz değişik yerlere de koyabilirsiniz. Ben bugün şöyle etrafına doğru koymak istiyorum. Şöyle bir daire yapalım bugün. Aslında bunlar olmazsa olmazları bir orkestranın. Yemek de öyle bir şey. Yani bir orkestrada emin olun birkaç şey yanlış çalarsa o seslendirilen parça da kendi kendine yanlış yorumlanmış oluyor. Bu da onun gibi bir şey. Yani ne kadar özen gösterirseniz ve çeşitinizi bol tutarsanız o kadar daha çok lezzetli ve güzel oluyor. Biberimizi de alalım. Aslında bulgurun bir özelliği daha var. O da şeker oranı düşük olduğu için inanın meyvelerden daha düşük şeker oranına sahip. Obeziteye de karşı çok güzel bir ilaç bana göre. Bulgurun lif oranı çok yüksek olduğu için pirince karşı özellikle diyet yapan hanımlara ve beylere tavsiye ediyorum. Çünkü çok uzun süreli tok tutuyor. Size de tavsiye ederim bulgur yemenizi. Evet, sunumumuzu bitirdik. Gayet güzel bir sunum oldu. Bugün sizlerle birlikte fırında kuzu incik yaptık ve altında da güzel hurmalı bir bulgur pilavı yaptık. Umarım evinizde yapar ve beğenirsiniz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.